uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki bu çağrısı sonrasında Kıbrıs'ta yeni bir dönem başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde çalışmalarını hızlandırdı. Lefkoşa'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelinen son aşamayı TRT Haber'e değerlendirdi. Burada bizim duruşumuz son derece net zaten. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik politikalarımızda bir başka evreye gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız için de, Türkiye için de genelde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeri apayrıdır. Hem bizim Türkiye olarak Doğu Akdeniz politikalarımız çerçevesinde vazgeçilmezimizdir. Türkiye'nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Ama aynı şekilde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Yani KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC'nin olmayacağı bir denklemden bahsediyoruz. Oktay, Türk milletinin Kıbrıs'ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe dur dediğine işaret etti. Egemen, eşit iki devlet yapısıdır. Bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyüktür derken. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'den bütün dünyaya aykırmıştır bunu biz tanınma yoluyla yapacağız artık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü alması konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem maddelerinden birisi olacağını belirtti. Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplantılarda ilgili tüm ülkelerle gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Her birimizin ilgili devletler nezdinde görüşmelerimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Dışişleri Bakanlığımız aynı yoğunlukta çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için. Oradaki ana gündem maddelerinden birisi de, ana gündem maddelerimizden birisi de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye statüsüyle bu teşkilatta yer almasıdır. Ve inşallah da bu sonucu almaya arzu ediyoruz. Oktay, TRT Haber'in gündeme getirdiği, Rum Meclisi'nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan Albay Yorgos Krivas'ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi. Katliamları sergilerler, yani yakışır kendilerine de. Yani bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve izledikleri politikaya da yakışır zaten. Enosis söylemlerinin, EOKA söylemlerinin 1931'lerden sonra 60'lara kadar ne tür zulümler ve katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı kamuoyunun anlayabileceği bir dilde ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türk'ünün katliamına sebep olan bir isimdir Rivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler. Yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi hani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi şekilde ifade etmiş olurlar o zaman.